Hak dostum, hak diyerek başlayalım söze. Hikayemin tarifini aldım, geldim huzurunuza. Her ne kadar sülçü lisan eylersem, şimdiden affala. Efendim, bu hikayemle yaşları bendenizin yaşına yakın olanları şöyle bir ilkokul dönemlerine götürmek istiyorum özellikle de bayram arifelerinde öğretmenlerimiz tarafından elimize bir zarf tutuşturulan yıllara. Üzerinde al bayrağımızın hilali olan lakin bu hilalin kırmızıydı rengi. Bu hilal en karanlık anlarımızı aydınlatan hilaldi. Hem de din, dil, ırk gözetmeden Ayakların gidemediği yerlerde, zifiri karanlıklarda ihtiyaç sahiplerine ışık, umut olur. Bugünkü adıyla Türk Kızılayı. Ha, başka adı da mı var diyeceksiniz siz şimdi. Olmaz olur mu? Hilali Ahmer. 11 Haziran 1868'de Doktor Abdullah Bey Serdar Ekrem Ömer Paşa Marco Paşa ve Kırım'lı Aziz Bey bir araya gelip Hilali Ahmer Cemiyetini kurarken Türk Kızılayı'nın bugünlere gelebileceğini düşünmüşler miydi acaba Kim bilir bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama onların insani yardım konusunda ektikleri tohum bugün büyük bir çınara dönüştü. Çınarın her bir dalları din, dil, ırk gözetmeksizin dünyanın neresinde bir ihtiyaç sahibi varsa ona ulaşıyor. Trabzonda Birinci Cihan Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'nda Erzincan depreminde Kıbrıs Barış Harekatında Endonezya'da, Suriye'de Kızılay'ı kırmızı hilaliyle hep yardım ederken gördük. Trablusgarp Savaşı sırasında Derne'de Şark Kolordusu kumandanı olarak görev yapan bir binbaşı 16 Ocak'taki hava saldırısı sırasında gözünden yaralanır. Hemen. Dönedeki Hilali Ahmer Hastanesi'nde tedavi altına alınır. Bu binbaşı yıllar sonra cemiyete Kızılay adını verecek olan Gazi Mustafa Kemal Paşa'dır. Ya Hilal Ahmer, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun savaştığı her cephede askerlerin sağlık, yaralıların bakımı, beslenme ve giyim ihtiyaçlarını karşılayarak devlete yardımcı olur. Ayrıca hem savaşan hem de esir düşen askerlerin aileleriyle irtibat kurmalarını sağlar. Kurtuluş Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne baskılar artar. Merkez binası işgal kuvvetleri tarafından basılır. Ama her şeye rağmen cemiyet 1921'den itibaren İstanbul'dan Anadolu'ya yaptığı yardımları arttırarak sürdürür. Hastaneler kurar. Onlarca bu dönemde 33.172 yaralı ve hasta tedavi edilir. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na katılmasa da Kızılay savaşın yaralarını sarmak için can hıraşla çalışır. Romanya, Bulgaristan, Yunanistan'da bulunan soydaşlarımız ana vatana gelirken Kızılay onları karşılar. Ama en anlamlı yardım Türkiye'nin 20 yıl önce savaştığı Yunanistan'a yapılır. Eya ya komşuya Kurtuluş vapuru ile binlerce ton gıda taşınır. Daha yakın zamanda 2011'de savaş başlayınca binlerce Suriyeli Türkiye sınırından giriş yapmaya başlar. Bu grupların barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen Kızılay ilk çadır kenti Hatay Yayla Dağı'nda kurar. Sonrasında da tarihin en büyük uluslararası operasyonunu yürütür. Kızılay bu sayede Suriye içerisindeki 5 milyon yerinden edilmiş insana ulaşır. Ne diyelim? Kırmızı hilalin ışığı hiç sönmesin inşallah. Her ne kadar sülçülisan eyledimse affola.